Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an çantamın ikinci videosundayız. İlk videosunu izlemeyenler için bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Şimdi çantamızın ilk videosunda tabanımızı örmüştük, oval bir taban yapmıştık ve tabandan sonra yukarıya nasıl çıkacağımızı sizlere tarif etmiştim. Sonra kalan kısmını ördüm, istediğim yüksekliğe gelene kadar. Toplamda 31 sıra ördüm arkadaşlar. Bu 31 sıra şöyle benim emektar mezuramla ölçeyim. Artık hali kalmadı. Bakın şu şekilde 18,5-19 santim gibi bir yükseklik oldu 31 sıra. Genişlik olarak bakalım. Genişlik olarak da 25 santimlik bir genişliği olan çanta. Taban ölçülerini ilk videoda vermiştim ama tekrar bu videoda da göstereyim. 23 santimlik de bir tabanı var. Şöyle de derinliğini görmüş olun. Bu şekilde de 8,5 santim. Bütün ölçüleri verdim. Şimdi çantam için kalan kısmından devam edeceğim. Ağzına bir fırfır kısmı yapacağız ve sonra askılarını yapacağız. Yeni başlayan arkadaşlarımın bile rahatlıkla örebileceği bir çanta. Gençlerin tercih ettiği, çok sevdiği, ebat olarak çok tercih ettiği, gayet kullanışlı ve güzel bir çanta olacak. Şimdi kağıt ip kullanıyoruz. 3,5 milimlik tığ kullanıyoruz. İlk videoyu izlemeyenler için kısa hatırlatmalarımı yapmış olayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 31 sırayı ördükten sonra arkadaşlar, şöyle çantanın yan tarafından sırayı buradan bitireceğim. Birleştirmeler yapacağım çünkü artık. O yüzden çok belli olmasın diye. Şöyle çantanın yan kısmından şimdi ilmek kaydırma işlemi yapacağım. Evet. Şimdi sık iğneye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, ve 3 zincir çekiyorum. İlmek kaydırma yaptığım noktaya hemen ikili trabzan yapıyorum. Ama direkt tepesine değil, yani bu şekilde batmayacağım. Sadece şu ön kanatlara batarak bu sırayı yapacağım. Şunlara, tamamına değil. Hemen ön kanadına battım. İkili trabzanı yapıyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Yani bu sırada sadece ön kanatlara batacağım ve bütün sık iğnelere ikişer tane ikili trabzan yapacağım. Bakın sadece şu ön kanatlar, birinciyi yaptım, ikinciyi de yapıyorum. Arttırma yapıyorum yani. Bu sıra bu şekilde bitecek arkadaşlar. Sırasıyla tüm sık iğnelerinizi takip edip örün. İkinci sırada tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bütün sık iğneleri çift ikili trabzan ördüm. Şimdi sıra bitti. İlk yaptığım 3 tane zincirin değil, İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve sırayı kapatıyorum. Bir sonraki sıra için yine 3 tane zincir çekiyorum. Bu sırada arttırma azaltma yapmayacağım. Bütün ikili trabzanlarıma birer tane ikili trabzan yapacağım. Zincir yaptıktan sonra zincirin dibine de mutlaka batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Dediğim gibi bu sırada bütün ikili trabzanlarımıza birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Artık sadece ön kanatlar değil, sık iğnenin tamamını batarak örüyoruz. Bakın tamamına batıyorum. Bu şekilde örüyorum artık. Hepsine böyle
Birer tane ikili trabzan örüp bu sırayı da bitireceğiz. Evet arkadaşlar, bu sırada bitti. İlk yaptığım 3 tane zincir değil, ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirip ilmek kaydırma işlemiyle sırayı kapatıyorum. Şimdi artık ipimi kesebilirim. Daha sonra bu ipi içeriden birkaç kere yürütüp düğümleyeceğim. Bir kere daha düğümleyeceğim. Düğümleme işlemini dışarıdan yapıyorum. Yani şuradan yapıyorum çünkü böyle duracağı için altta kalacak. Şimdi ipimi bırakmıyorum. Tekrar başlayacağım. Atladığım ilk sırada sadece ön kanatlarını ördüm. Arka kanatlarını bıraktığım kısımlardan İpimi tekrar takıp sık iğne yapmaya başlayacağım. Çantayı böyle bırakmayacağız tabii ki. Bakın bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne. Şimdi dediğim gibi zaten bakın çizgi halinde görünüyorlar. Buralara hepsini takip edip birer tane sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlayacağım. Çantamızın ağız kısmı olacak burası. Bakın bu şekilde ipi de gizlemiş oldum, parça ipi. Fırfırım şöyle duracak. Üstüne de sık iğne yapmış olacağım. Dediğim gibi zaten atladığım, yani atladığım demeyeyim de sadece ön kanadını örüp arka kanadını bıraktığım ilmekler burada çok belirgin zaten görünüyor. Dikkat etmemiz gereken hiçbirini atlamadan hepsine birer tane sık iğne yapıp örmek. Bu sırımızı da bu şekilde örelim. Sonra kaldığı kısmı tekrar birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, sık iğne sıram da bitti. Şimdi bir sırada bu sık iğnenin üstüne ilmek kaydırma yapalım ki görüntümüz daha muntazam olsun. İlmek kaydırmayı sıra kapatıyorken yaptığımız işlem, ama tekrar göstereyim size. Yani şu işlem, bakın sık iğneleri bitirdim. İlk sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkardım. Çıkardım ilmeği, ilk ilmeğin içine geçirdim. Bu zaten ilmek kaydırma. Aynı işlemi şimdi sık iğnelere yapacağım. Batacağım, ilmek çıkaracağım. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçireceğim. Çok sıkı sıkı yapmayın. Büzüşme yapar çünkü çok böyle elinizi sıkarsanız. Hafif gevşeterek ilmeklerinizi sık iğnelerin üzerine böyle bir sırada ilmek kaydırma yapın. Sonra ipimizi keseceğiz ve çantamız bitmiş olacak. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. Üstten böyle, dıştan duruşu da bu şekilde. Daha temiz bir görüntü oluyor. Daha tok duruyor bu ağız kısmı. İlmek kaydırma olduğu için. Ben şimdi bu şekilde ilmek kaydırmalarıma devam edeceğim. Dediğim gibi sonra da buna nasıl bir askı yapabiliriz onu tarif edeceğim. Eğer benim şu an yapacağım askı sizler için uygun olmazsa kanalımda birçok askı tarifi de var. Kanalıma abone olup videolar kısmına tıklarsanız bu zamana kadar paylaştığım hem tüm videoları görürsünüz hem de askı videolarımı da orada rahatlıkla bulabilirsiniz. Alternatifler var. İstediğinizden birini seçip yapabilirsiniz çantanıza. Dilerseniz hazır askı da kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde ilmek kaydırmalarımı
Yapacağım ve çantam bitecek. Çantayı da uzun tutmak isterseniz de dilerseniz böyle fırfır arasına 2 sıra yapıp ya da 3 sıra sonra tekrar fırfır sonra ağız kısmı şeklinde yapabilirsiniz. İki katlı bir fırfır oluşturabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalıyor bundan sonraki kısmı. Dilediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz çantanıza. Videoya sığdıracağım diye çantayı şekilden şekle soktum böyle. Katlandı da katlandı. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi sırayı bitireyim. Sonra da dediğim gibi zaten çok az bir kısmı kaldı. Orayı da bitireyim. Askıları nasıl yaptığımı göstereyim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Artık bitti. Şimdi şöyle ilmeği içeriye alacağım. Yani şimdi şu benim ilmeğim. Sonraki sık iğnenin dibinden içeri alacağım. Ve şimdi ilmeğimi çekip çıkaracağım. Tamamdır. Şimdi içeriden 1-2 düğüm atacağım. Şöyle 1-2 sıra aşağı indirdim ipi. Artık düğümlüyorum. Kesebilirim. Evet, şimdi geldik askıyı nasıl yaptığıma. Şimdi askı için arkadaşlar 110 santimlik 12 tane ip kestim. Şöyle kaldırayım biraz kamerayı. 110 santimlik 12 tane ip kestim. Daha sonra tepeden şöyle bağladım, düğümledim. Şöyle şu kısmı makasınız yardımıyla ezebilirsiniz. Çantaya şuradan dikeceğim. Bu kısımdan. O yüzden ezerseniz dikme işleminiz çok daha kolay olacaktır. 12 tane olan iplerin saç örgüsü yapacağım. Yani 4 bir tarafta, 4 bir tarafta, 4 de ortada olacak şekilde ayırıyorum. Daha sonra saç örgüsü yapıyorum. Bu askı boyu benim tercih ettiğim bir boy. Siz dilerseniz daha uzun, daha kısa istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu an kestiğimiz ipler 110 santim ama biz ördükçe boyu kısalacak biliyorsunuz. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Kamerayı çarpmasam daha güzel olacak.
Evet, örme işlemini bitirdim. Diğer uca da böyle düğme attım. Dediğim gibi şöyle eziyorum. Bundan bir tane daha öreceğim. Şimdi 110 santimlik iplerimizi ördüğümüzde askı olarak kaç santim kaldı birlikte bakalım. Düğüm kısmının tam dibinden yani şuradan ölçüyorum. Tam 60 santimlik bir boy kaldı arkadaşlar. 60, 61, 60 diyelim biz ona. Daha sonra şöyle çantanın ortalayacağım ve şu şekilde içten dikeceğim. Sonra da çantam tamamen bitmiş ve hazır olmuş olacak. Kendi ipiyle dikiyorum yine. Siz dilerseniz dikiş ipleri de kullanabilirsiniz. Misine ipler, hayalet ip dediğimiz ipler de kullanabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ben şu şekilde kalınca bir iğne, çünkü kağıt ip her iğneye maalesef olmuyor. Böyle kalın iğnelerle dikebiliyorsunuz. Geçmiyor şu kısımdan. Düğüm atayım. Şu şekilde bakalım tam ortalayabilecek miyim? Oran orantım hiç iyi değildir. Genelde yamuk orantılarım ben. Şöyle şuradan dikeceğim. Dikme kısmını da şöyle kısaca göstereyim. Merak eden arkadaşlarım oluyor çünkü. Şimdi önce çantanın kendisine şöyle ipi bir sabitliyorum ben. Daha sonra normal dikiş yapıyorum. Ve birkaç kere dikiyorum sağlam olsun diye. Çok önemli çünkü kağıt ip zaten ağırlık taşıyacağını düşünerek yani çantanın içinde dolduracağız, boş kalmayacak. O yüzden birkaç kere dikin. Şöyle. Evet, bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Zaten şu saçakları sonra keseceğim. Üstüne de astar dikeceğim için sıkıntı yaratmayacaktır. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Aynı şekilde bunu da buraya dikeceğim. Dediğim gibi bir tane daha öreceğim. Diğerini de askısını dikeceğim. Ve çantam tamamen hazır olmuş olacak. Şöyle biraz daha yukarıya alalım. Biraz daha görünsün çanta. Evet. Bakın çantam böyle tamamen hazır olacak. Dilerim sizler için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Ben yorumlarınıza mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Kanalımda görmek istediğiniz örgü modelleri varsa Instagram'dan bana ulaştırabilirsiniz. Birlikte örebiliriz. Instagram sayfamda yine şu anki izlediğiniz kanalla aynı isimde Ice Ha Hobby Instagram sayfamın ismi. Oradan da beni takip edebilir. Yaptığım ürünlerin tüm halini oradan da görebilirsiniz. Ve dediğim gibi dilediğiniz modelleri de oradan bana resimlerini aktarabilirsiniz. Ördüğünüz çantalarınızda beni de etiketlerseniz Instagram'da ben de sizin sayfanızı hikayemde paylaşıyorum arkadaşlar.
Şu anda bütün ölçülerini verdim ancak şunu unuttum. Onu da kapatmadan videoyu hatırlatayım, söyleyeyim. Böyle bir çanta örmek istiyorsanız ve benim verdiğim ölçülerde örmek istiyorsanız 200 gram ip kullanmanız gerekiyor. Toplamda 200 gramlık ip gitti arkadaşlar. Dediğim gibi takıldığınız bir yer olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.